Böyle bir günde video yapmak zor. 3 gündür yaşananlar ülkemizde hakikaten akıl almaz şeyler. Normal değil. Yaşanan deprem çok 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 büyük. Yani büyük olmasının 2 sebebi var. Bir zaten büyük bir deprem. Artı 2 deprem üst üste ve yüzeye çok yakın. O yüzden şiddet açısından bakacak olursak hakikaten muazzam bir şey yaşadı Türkiye. Ama yine de bu boyutta bir çöküş, bu boyutta bir çaresizliğin olmaması lazım. Hayır, ben enkaz altından insanların çıkarılamamasına değinmeyeceğim. Zaten bu oyuna konuşuluyor bu konularda. Çok sorun var, çok aksama var. Ama açıkçası bu boyutta bir çöküş olunca, bu kadar çok bina çökünce zaten çıkaramazsınız çoğu insanı maalesef. Biz hatayı daha önce yaptık. O kadar çok hatalıyız ki hepimiz. O yüzden bugünkü videomda eğer müsaade ederseniz ve bana kızmazsanız neleri daha doğru yapmalıyız üzerine duracağım. Hayır, öyle müteahhitlere, denetim örgütlerine, devlete falan seslenmeyeceğim. Orada hataları ne olduğu belli. Ben size sesleneceğim. Vatandaşa, sizin benim gibi insanlara biz neyi farklı yapmalıyız? Bir, doğru insanları başımıza getirmeliyiz. Doğru vaatlerle. Yani eğer sizin seçim kriterleriniz arasında bu adam gelsin, imar affı çıkarsın, bu hanım gelsin, imar yasası gevşetsin, ben bir kat daha yapabileyim buraya. Bunlar önceliğinizse kusura bakmayın. Başımıza gelecekler belli. Türkiye'nin büyük bir bölümü çok aktif deprem kuşağında. Ve bu depremler eninde sonunda oluyorlar. Mutlaka İstanbul'da büyük bir deprem olacak. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kimse bilemez ama mutlaka olacak. Falcı olmaya gerek yok. Ve senin seçim kriterinde seçtiğin insanlarda hem yerelde hem devletin üst yönetimindeki ana kriterin rantsa, gayrimenkulüme af gelsin, faizler düşsün, gayrimenkulün fiyatı yükselsin, bir kat daha çıkabileyimse o zaman kusura bakma, başımıza gelecekler belli, hak ediyorsun demiyorum ama başına gelecek belli. Yapma şunu, doğru insanı seç. İki, ahlaklı olun kardeşlerim, ahlaklı olun. Yani şu anda borsada yaşanan ahlaksızlığa akıl alabiliyor mu ya? 3 gün o borsa niye açık bilmiyorum. Deliriyorum. 3 gün açık hadi. Sen niye gidiyorsun işlem yapıyorsun? Ellerin kırılsın ya. Çimento hissesi alıyor, öbürünü satıyor. O zavallı deprem bölgesinde 401. civarında borsa yatırımcısı varmış. Bugün okuduğum bir rakama göre. Onlar enkazın altından sana seslenebiliyor mu? Diyorlar ki ya onlar da işte sattılar belki paraya döndüler. Öyle değil ya. Onlar can derdi neyi satacak? Ayrıca yok mu bir devlet ya? Hisse senedi teminat gösterirsin. Verirsin büyük uzun vadeli kredi, adam rahatlar. Kapatın şu borsayı dedik 3 gündür. Ancak bugün kapattılar. Zarar 35 milyar dolar. 35 milyar dolar. Şimdi bazı sivri zekalılar diyecek ki o para geri gelir. Hayır efendim, geri gelmez. Geri gelse de o kaybedenlerin cebine gelmez. Düşükten onları toplayan aç gözlülerin cebine gelir o. Yani delirmek mümkün değil. O yüzden lütfen ahlaklı olun. Her konuda inşaat yaparken ahlaklı olun ya. Ne demek malzemeden çalmak ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Ne demek ben dükkanımı genişletiyorum diye sütun kesmek? Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Yapmayın. Ahlaksızlık bizi yiyip bitiriyor. Bizi tüketiyor. Ve pek çoğumuz bunda sorumluyuz. Kaçak katı çıkarken sorumluyuz. Sütunu keserken sorumluyuz. Sırf rant uğruna yanlış insana oy verirken, yanlış seçimleri yaparken sorumluyuz. Şunu yapmayın. Üçüncüsü, lütfen biraz uzun vadeli düşünün. Sen bugün bir bina satın alıyorsan, bir bina inşası yapıyorsan bunun 20, 30, 40, 50 yıl dayanması lazım. Türkiye'de 20, 30 yılda 40 yıla kalmaz, büyük depremler yaşanacak. Uzun vadeli düşün. Herkes kısa vadeli kar orantının peşinde. Bir inşaat yapıyorsan orada insanlar yaşayacak. Uzun vadeli düşün. Sen bir yatırım yapıyorsan uzun vadeli bir yatırım yap. Yani yatırım yaptığın inşaatı iyice araştır. Uzmanlarla konuş. Deprem bölgesini incele. Bu pisliklerin, sırf ranttan para kazanan pislik müteahhitlerin para kazanmasına izin verme. Onlar çünkü sadece binayı dikmeye çalışıyor. Pek çoğu. Hepsi değil tabii. Aralarında çok dürüstleri var. Adam gibi bina yapıyor. Gidin onlardan alın. Araştırın kardeşim. Böyle peynir ekmek gibi ev alıyorsun. Ne? Rant olacak. Değerler çok artacak. Yapmayın şunu. Zaten ömrüm boyunca nefret ettim gayrimenkul yatırımcılığında. Hep de burada söyledim. Gayrimenkul sevmiyorum kardeşim. Çünkü eninde sonu bizi götürdüğü bu açgözlülük oluyor. İhtiyacın olan barınacağın evi elbette satın al. Ama yatırım nedir ya? Yatırım demek bu gayrimenkulün değerini acayip zıplatıyor ve haklı haksız bir sürü dandik inşaattan insanlar para kazanıyor. Bundan dolayı daha dandik müteahhitler devreye giriyor. Daha da dandik binalar yapıyor. Başımız derde giriyor. Barınacağın kadar al. Bundan para kazanmayı düşünme. Dördüncüsü, kendini eğitme kardeşim. Ne demek harpla yıktılar? Geri zekalı mısınız siz ya? Var, bunu görüyorum. İnanıyor millet.
Amerika'nın gemisi oraya yanaştı. Oradan harp yarattı. Harp ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Harp biliyorsunuz. H-A-A-R-P. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Bir, hırsızlık. Hırsızlıktır harpın birinci şeyi. Malzemeden çalarsan, inşaattan çalarsan, demirden çalarsan çökersin. Harpın birincisi bu. İkincisi akılsızlık. Ya deprem bölgesinin üzerine yaşıyorsan akıllı olacaksın biraz. Araştıracaksın, bileceksin neler başına geleceğini. Akılsızsın. Üç, adam sendecilik. Ya olmaz bir şey ya. 30 yıl dayanır, 10 yıl dayanır, bir şey olmaz bize ya. Ya bugün bir video izliyorum. Videoda İzmit'teki Tavşancı diye bir bölgeden bahsediyor. Orada bir belediye başkanı muhteşem bir iş yapıyor zamanında ve imar getiriyor. İki katı, üç katı üzerine çıkamıyor binalar. Bu sayede İzmit'teki o büyük depremde kimsenin burnu bile kanamıyor. Şu anda orada bir şerefsiz emlakçı var. Lütfen videoyu bulun. Linkini aşağıya bırakıyorum. Şikayet ediyor heriften biliyor musun? O ölen adamcağızdan. Hala şikayet ediyor. Şikayetin konusu ne? Onun yüzünden buralar gelişmedi, binalar yapamadık diyor. Ulan onun yüzünden hayatta kaldı. Hayvan ola hayvan. Yani gerçekten didinmemek gerçekten çok mümkün değil. Neydi harfin üç harfi hatırlayalım. H, hırsızlık. A, akılsızlık. A, adam sendecilik. Sonra ne var? R var. R ne? R'yi söyleyeyim mi size? R, rüşvet. Rüşvet yiyor insanlar. Her yerde rüşvet var yahu. Bu Türkiye'de, bu hükümete falan da bağlamayın. Siyasi bir şey yapmıyorum. Hep vardı ama iyice kudurdu bence. Rüşvet yahu. Rüşvet bizi tüketiyor. Adam inşaatı yapıyor. Ruhsatı alamaması lazım. Veriyor, rüşveti alıyor kardeşim. Adamın binasında sorun var. Kendisi de orada yaşıyor ha. Geliyor zabıta, bunu yıkmamız lazım, kaldırmamız lazım. Rüşveti veriyor şu. Rüşvet bizi yiyip bitiriyor. Ve son olarak da particilik. Particilik. O benim partimden, onun imarına izin verelim. Bu benim partimden, buna destek verelim. O benim partimden değil, oraya hizmet vermeyelim. Ya arkadaş, böyle particilik olur mu? Bakın net söylüyorum. Yaşanan şey, bu depremde yaşadıklarımız, 99'da yaşadıklarımız terörün çok üstünde sorunlar. Bu ülke terör konusunda nasıl güç birliği yaratıyorsa, nasıl terörün üzerine gitmek için kaynak yaratabiliyorsa, nasıl terörün üzerine gitmek için doğru kanunları hızla çıkarıyorsa, nasıl terörün tesisine değen vatan haini ilan edip perişan ediliyorsa, aynısı burada da yapılmalı. Deprem hazırlıkları konusundaki her engel vatan hainidir. Türkiye'nin en büyük ulusal güvenlik sorunu depremdir. Düşünebiliyor musunuz bu büyüklükteki bir depremin İstanbul bölgesinde olduğunu? Can her yerde can, yanlış anlamayın. Oradaki canlara da içimiz yanıyor, buradaki cana da içimiz yanacak. Ama İstanbul bir sorun daha var. İstanbul ekonominin merkezi. Her şeye geldik buraya, yığdık Allah kahretsin. Berbat politikalarla. Sırf İstanbul değil, İzmit'ten İstanbul'a, buradan Çorlu'ya kadar sanayinin %60'ı burada. Bankalar burada, her şey burada. Ve bu deprem olacak. Bundan daha büyük ulusal güvenlik problemi olabilir mi ya? En büyük problemimiz bu. Terörle ettiğimiz mücadelenin 100 katını bununla etmeliyiz. Buradaki en ufak, ne bileyim, rüşvet yediği için o binanın demirinden bir gram eksiğine razı olan adam idam edilmeli benim gözümde. Daha büyük ulusal güvenlik sorunu olur mu? İstanbul depreminde bir sürü hesap yapılıyor. Bigdat Hoca'nınkini izledim. 200 bine yakın ölüm olur diyor. Allah, Allah göstermesin ölümleri. Ama o konu o değil sırf. İstanbul ekonomisi çöktü mü? Bizim ulusal güvenliğimiz biter biliyor musunuz? Ben ülkenin bağımsızlığına endişe ederim. Ve bu şu anda tek gündem olmalı ya. Bakın tekrar söylüyorum, terörden daha büyük bir gündem bu. Ve nasıl terörün üzerine gidip başarılı olmuşsak, bunun üzerine gidip başarılı olabiliriz ama tek gündem bu olması lazım. Ve bu gündeme halel getiren herkesin perişan edilmesi lazım. Perişan, o müteahhitin, o denetçinin, oraya ranta izin veren o belediye yöneticisinin perişan edilmesi lazım. Ya bugün dinliyorum, Kahramanmaraş Belediyesi'ne gitmişler, demişler ki alttan fay geçiyor. Beyefendi bunu imarını ona göre yapalım, ben size inanmıyorum demiş. Neyine inanmıyorsun lan? Neyine inanmıyorsun ya? Neyine bilim mi bu? Bilim gösteriyor, belli. Akıl almaz. O yüzden rüşvet bizi perişan ediyor. Harp'ın R'si ve en sonunda da P'de de particilik bizi perişan ediyor. Harp bu işte. Hırsızlık, akılsızlık, adam sendecilik, rüşvet ve particilik. Bunlar olmasa ne o Amerika'nın gemisi bizi yıkar, ne üstümüze atom bombası atsalar bize bir şey olur. Bu yüzden bize rol düşüyor kardeşlerim. Biz yapacağız yani. Biz, beni izleyen kaç kişi olur bugün bilmiyorum. 1000, 2000, 3000, 5000. Siz de etrafınızdaki 1000 kişiye daha anlatsanız bir sürü insana ulaşırız. Biz yapacağız. Doğru insanları başımıza seçeceğiz. Kendimiz rantın peşinde koşmayacağız. Kendimiz ahlaklı olacağız. Kendimiz hayattaki önceliklerimizi doğru belirleyeceğiz. Yeter. Gerçekten yeter.